Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir koyun varmış. İki de kuzusu varmış. Kuzulardan biri alacalı, biri kınalıymış. Anaları kuzulara at da takmış. Birinin adı Ayşe, birinin adı Fatma. Evet. Koyun yavrularını doyurmak için her gün otlamaya gidermiş. Otlar otlar memelerini sütle doldururmuş. Taze çayırların bir çiçeğin kokusu sinermiş koyunun südüne. alacalı da kınalı da özlemle beklerlermiş analarını. Anaları gelir gelmez çayır kokulu, yayla çiçeği kokulu memelerini emi verirlermiş. Anaları her otlamaya gidişinde. Kim çalarsa çalsın kapıyı sakın açmayayım dermiş. İte kurda güvenemezmiş. Ne zamanın koyunu tabi. İtten kurttan ne kötülükler görmüş. Koyunun komşusu bir kurt varmış. Kuzuların gevrek sesini duydukça yalanır dururmuş. Ana yüreği her kötülüğü tez sezer. Koyunda işkillenirmiş kurttan. Uyarırmış yavrularını. Ben gelince Ayşe Fatma kuzular. Memelerim sızılar. Açın kapıyı tez. Memelerim sızılar derim. Siz de kapıyı açarsınız. Sakın başkasına kapıyı açmayın dermiş. Kuzucuklar. Peki, peki anacığım demişler. Demişler ama gene de aldanmışlar. Koyun otlamaya gidince bir gün kurt gelmiş kapıya. Kuzulara seslenmiş kalın sesiyle. Ayşe Fatma kuzular, memelerim sızılar. Açın kapıyı tez, memelerim sızılar demiş. <laughs> kuzular kanmamışlar kurdun kalın sesine. Sen bizim anamız değilsin, sesin kalın senin. Süt kokusu da gelmiyor senden. Sana kapıyı açamayız demişler. Kurt kuzuyu yiyecek ya başlamış türlü yollara vashburm hemen ayrılmış kapının önünden kümese gitmiş yumurta çalmış içmiş amacı sesini inceltmek bak 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 <laughs> bir iki denemiş bakmış ha sesi incelmiş gene gitmiş kuzuların kapısına koyundan öğrendiği sözleri söylemeye başlamış Ayşe şefatma kuzular. Memelerim sızılar, açın kapıyı tez. Memelerim sızılar demiş. Kuzular da sesin anamızın sesi gibi ince. Gene de inanmıyoruz sana. Kapının altından ayaklarını göster, bakalım anamız mısın demişler. Kurt kapının aralığından ayaklarını göstermiş. Kuzular bir de ne gösünde? Simsiyah bir ayak. Bizi kandıramazsın hain kurt. Anamızın ayakları bembeyaz pamuk gibi. Senin ayakların yüreğin gibi kara. Sen bizim annemiz değilsin. Boşuna bekleme açmayız kapıyı demişler. <laughs> Kurt bu kez değirmene gitmiş. Ayaklarını un çuvalına sokmuş dönüp gelmiş. Gene ince sesiyle koyunun ağzından şöyle söylemiş. Ayşe Fatma kuzular memelerim sızılar. Açın kapıyı tez memelerim sızılar kuzular. Sesin anamızın sesi Bakalım ayaklarında onun ayakları mı? Göster ayaklarına inanalım sana demişler. Kurt hemen ayaklarını göstermiş kapının altından. Kuzular bakmışlar ki bembeyaz pamuk gibi ayaklar. Aa bunlar anamızın ayakları diye düşünmüşler. Analarının geldiğini sanmışlar kapıyı açıvermişler. <laughs> Kurt saldırdığı gibi. Aa, ah, kuzuları yemiş çocuklar. Kuzular ah vah etmişler ama Can elden gitmiş. Kurt kuzular yedikten sonra çekilip gitmiş. Geride bir yığın kemik kalmış. Akşam olmuş. Koyun otlaktan dönmüş. Memeleri süt dolu. Daha uzaktayken kuzularının sesini duyarmış hep. Bu kez duymamış. İçine kurt düşmüş. Ama belki de yavrucaklar uyumuştur diye düşünmüş. Her günkü gibi kuzucuklarına seslenmiş. Ayşe, Fatma kuzular, memelerim sızılar. Açın kapıyı tez, memelerim sızılar. İçeride ses yok. Gene seslenmiş, gene ses yok. Girilip bir toz vurmuş kapıya, kapı açılmış. Hey, bir de bakmış ki, yavrucakların kemikleri orada yığılı duruyor. Alacalı kuzu da, kınalı kuzu da bir kemik yığını olmuş. Ana yüreği, gözleri dolmuş koyuncuğun kapanmış kemiklerin üstüne ağlamış. Ah, ah hain kurt, bunu yapan sensin diye söylenmiş. Hemen yollara düşüp kurdu aramaya koyulmuş. Gide gide bulmuş kurdu. Bakmış ki kurt gel keyfim gel sırt üstü uzanmış yalanıyor. Daha ağzının kanı bile gitmemiş. Koyun acısını yüreğine gömmüş hiçbir şey belli etmeyerek. Kurt kardeş sevgili komşu. ''Başıma geleni sorma. Gözümde yaş kalmadı ağlamaktan. Alacalı yavrumla kınalı yavrum öldü. Onların canları için geyik kebabı yapacağım. Gel birlikte yiyelim.'' demiş. Kurt bu. <laughs> Değil iki kuzu, elli kuzu yese doymaz. ''Peki.'' demiş. ''Gelirim.'' Kuyun hemen eve koşmuş. Bahçede derince bir kuyu kazmış kuyunun içini çalıyla çırpıyla doldurmuş, üzerine ot yığmış. Hepsinin üstüne de minder örtmüş. Evet. Akşam olunca kurt gelmiş, koyun kurdu ta uzaktan kapılardan karşılamış. Gel, gel kurt kardeş, gel sevgili komşum şu mindere otur. Kurt hiçbir şey olmamış gibi gelip mindere oturmuş oturmasıyla çocuklar kuyunun içine düşmesi bir olmuş. Bir yandan da odunlar tutuşmuş, başlamış bağırmaya. Voy vay 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 kulaklarım koyun. Ay kulaklarım der misin? Yavrularımı yer misin? Ay 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 kollarım. Ay kollarım der misin? Yavrularımı yer misin? Ay 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 başım başım başım. Ay başım der misin? Yavrularımı yer misin? Ay 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 bacaklarım bacaklarım. Ay bacaklarım der misin? Yavrularımı yer misin? Kurt ay gözlerim, ay kaşlarım diye diye yanmış bitmiş kül olmuş çocuklar. Yaptığı kötülüğü tuzağa düşerek ödemiş. Koyun iki kuzu da doğurmuş. Kurttan kurtuldukları için mutluluk içinde yaşamışlar. Kimseden korkmamışlar. Çayırlarda çimenlerde oynayıp koşmuşlar durmuşlar. Evet sevgili çocuklar. Masalımız burada bitti. Yeni bir masalda buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.